Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temel insan hak ve hürriyetleri maddeleri nelerdir? Bu maddeler ihlal edilirse başvurucuların başına neler gelebilir? Bunlar üzerinde duracağız. Merhaba değerli seyirciler, ben Oktay Özdemir. Yine bir video çalışmasıyla huzurlarınızdayız. Almanya'da iltica edenler açısından baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temel insan hak ve hürriyetleri maddesi 15'e 2 maddesi, 3. madde ve 5. maddeler özellikle önem arz etmektedir. Bununla birlikte insan hakları, temel insan hak ve hürriyetleri eğer şiddetle ihlal edilirse buna zulüm deniyor. Dolayısıyla insan haklarının şiddetle ihlal edildiği üzerinde durulması lazım ki zulüm anlaşılsın. Bunu anlatırken genel fotoğraftan değil, kendi yaşadıklarınızı anlatmanız lazım. Onun için temel insan hak maddelerine baktığımızda ilk maddesi insana saygıdır. İş bu sözleşme imza atan tüm üye devletler insana saygı yükümlülüğünü yerine getirmeyi taahhüt eder diyor. Dolayısıyla tüm üye devletler, yani dünyanın çoğu ülkesi bu sözleşmeyi imza attığını düşünürsek, Türkiye'de dahil Avrupa ülkeleri tamamı ne diyor? İlk maddesi insana saygı. Yani tüm üye devletler insana saygınlığını göstermek zorundadır. Onurunu, şerefini, haysiyetini kıramaz. Haksız yere aşağılayamaz. Dolayısıyla siz tanınan bilinen önde gelen insanlardan birisiyken birdenbire vatan haini terörist ilan ediliyorsunuz. Size yönelik onur kırıcı, aşağılayıcı, kanunsuz ve işlem ve ceza yapılıyor. Dolayısıyla saygınlığınız yerle bir ediliyor. Yani size yönelik bir itibar katilliği yapılıyor. Dolayısıyla bu saygınlığınızın, onur ve şerefinizin, haysiyetinizin nasıl ihlal edildiğini anlatırsınız ki sizin karşı bir zulüm olduğu raportör tarafından anlaşılsın. Onun için ilk başta kendinizi güzel ifade ediniz. Daha sonra başınıza gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmedi şeklinde izah etmeniz gerekmektedir. Sırasıyla baktığımızda temel insan hakları maddeleri nelerdir? Birincisi saygı, iki yaşam, üç özgürlük, dört güvenlik, işkence yasağı, kimse işkence edemez. O zaman kölelik, kimse zorla köle olarak çalıştıramaz. Adil yargılanma, herkes adli, idari ve kolluk kuvvetleri çerçevesinde adil yargılamak ve orantılı bir yargılama yapmak zorundadır. Bakıyoruz, kanunsuz ceza olmaz. Verilen cezaların kanunlar çerçevesinde mi verilip vermediğine bakmanız lazım. Aile birliğinin kutsaldır, çekirdek aile parçalanamaz, bölünemez. Evlenme hakkı kutsaldır, kimse evlenme hakkını engelleyemez. Dolayısıyla bu süreçte bir sürü insan Türkiye'de evlenememiştir. Haber alma hürriyeti engellenemez, haber verme hürriyeti engellenemez. Abonesi olduğunuz dergi gazetelerin kapatıldığını düşünürseniz tek taraflı medya baskısıyla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla fikir hürriyeti engellenemez. İnsan fikrini söylemek hürdür, insan hakkıdır. Baktığımızda Twitter, Facebook, Instagram gibi YouTube gibi hesapları kullanamıyorsunuz. Tüm hesaplarınızı kapatmış oluyorsunuz başınıza bir şey gelmesin diye. Ya da orada fikirlerinizi ifade ettiğinizden dolayı başınıza bir sürü olay gelmekte. Eğitim hakkı engellenemez. Eğitim hakkı kutsaldır. Her ebeveyn kendi çocuğunu istediği dini, inanç ve felsefe düşüncesine göre yetiştirme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkınız elinde alındı. Ya da siz öğretmendiniz. Öğretme hakkınız elinizden alındı. Bugün kara tahtayı, tebeşiri, gerçi akıllı tahtalar var ama özlüyorsunuz çocukların cıvıltısını. İşte bütün bu mahrumiyetleri anlatmanız lazım. Hatta hatırlarsanız eskiden başörtülü kızlarımız üniversite kapısında beklerken Robocop'lar eşliğinde bir sürü polis kordonu var, kızları içeri almıyor, su sıkıyor, gaz atıyor. İşte bu sahneyi aklınıza getirin. Devlet şiddetiyle eğitim hakkının engellenmesi, işte bunu zulüm deniyor. Bu eğitim hakkı demiştik. Örgütlenme hakkının engellenmesi de bir zulümdür. Yani dernekleşme, sendikalaşma, seminer, konferans, toplantı yapma,
kermes düzenleme bunlar bir insan hakkıdır. Bunların da şiddetle engellenmesi bir zulümdür. Onun dışında diğer bir gerekçelere baktığımızda örgütlenme hakkı, siz bir toplantı yapıyorsunuz. O toplantıya katıldığınızdan dolayı sizi fişlemişler. Kermes düzenliyorsunuz, fotoğrafları çekmişler. Ne yapıyorlar? İster istemez terörü mali finansla suçlamakla cezalandırıyorlar. Dolayısıyla teşebbüs hürriyeti bir insan hakkıdır. Teşebbüs hürriyeti engellenemez. Bir bankaya para yatırdığınızdan dolayı yine terörü finanse etmekle suçlanıyorsunuz. İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal çevresi vardır. Yardımlaşıyor. Yardım derneğine bağış yapıyorsunuz. Dolayısıyla fakiri fukarayı gözetiyorsunuz. Ama sizin bu yardım etme hakkınız engelleniyor. Bu bir zulümdür. Etkili başvuru yapma hakkınızın engellenmesi. Dolayısıyla siz size yapılan adli, idari ve hukuksuzluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak istiyorsunuz. İç hukukun bitmesi lazım ki Avrupa İnsan Hakları'na gidesiniz. Bakıyorsunuz bu sefer OHAL komisyonuna sevk ediyor. OHAL komisyonuna gidemiyorsunuz, gitsen tutuklanacaksın. Ya da OHAL komisyonuna veriyorsun. Bu sefer değişik uygulamalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da insan hakkının zorla, zorbalıkla şiddetle ihlalidir. Buna da zulüm denmektedir. Aklıma gelebildiği kadarıyla temel insan hak ve hürriyetlerinden bahsetmeye çalıştım. Yine bunların linkini açıklamalar kısmında paylaşacağız. Oradan devamını okuyabilirsiniz. Burada önemli olan az önce saydığım maddelerin şiddetle, zorla, zorbalıkla ihlal edilmesidir. Bunun üzerinde durmanız gerekir. Eğitim hakkım alındı denmek bu zulüm değil. Ama ben kendi çocuğumu inandığım dinin aç ve felsefe düşüncesine göre yetiştiriyordum. Devlet sürekli müfettişler gönderdi, çocukları sorguya çekti, öğretmenleri çocukların huzurunda rezil etti, şu uygulamaları yaptı, okula kayyum geldi. Bundan dolayı içeri bize sokmadılar, eşyalarımızı dahi alamadık gibi yaşadınız. Size yapılan zorbalıkları, zorlukları ve şiddeti anlatırsanız eğitim hakkının engellenmesi bir zulüm olarak görülecektir. Evet, videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Bizimle tecrübelerinizi paylaşmayı lütfen esirgemeyiniz. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Teşekkür ederim efendim.